أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا أدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام عليك يا رسول الله سيد المرسلين وامام المتقين ve imamul muvahhidin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bizi bir rahmet mevsimi olan Receb-i Şerife ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Böyle güzel bir mabette bir derdimizi konuşma imkanı veren Rabbimize hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri efendimize salat ve selam olsun. Yolumuzun yegane rehberi olan efendimize hayatıyla, sünnetiyle bize ışık veren yegane önderimize salat ve selam olsun. Onun mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam olsun. 14 asırdır aziz İslam'ı o İslam'ın şerefine ve şanına yakışır bir biçimde temsil eden, yaşayan, başkaları da yaşasın diye birçok fedakarlıkta bulunan bütün alimlerimize, rehberlerimize abidlerimize, akiflerimize selam olsun. Şu mübarek mescidi, mübarek camiyi şu saatlerde dolduran siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Konuşmaya çok yabancı bir kardeşiniz değilim. Gözümü kürsülerde açtım desem bunda da bir mübalağa yok. 20 yaşlarından beridir konuşuyorum. Çok da memnun da değilim konuşmaktan. Ama Allah imkan verdiği müddetçe de hak ve hakikat adına bazı şeyleri siz kardeşlerime duyurmaya devam edeceğim. Allah müsaade ettiği imkan verdiği ölçüde. Genelde konuşurken o konunun bir heyecanı sarar beni. Ama bazı mekanlar vardır ki o konunun heyecanıyla beraber başka bir heyecan daha eklenir. Bu mübarek, muazzez cami de bu heyecanı bende arttıran mekanlardan bir tanesidir. Ebu Eyyub El Ensari'nin o güzel kürsüsünde, o caminin o mübarek kürsüsünde konuşurken de aynı ruh halindeydim. Şu anda burada bu mübarek kürsüde de aynı haldeyim. Yapıldığı günden beridir kim bilir kimlerin sesine şahitlik etmiştir bu kürsü. Kim bilir nice büyük insanlar, alimler, arifler bu kürsüden hak ve hakikat adına neleri duyurmuşlardır. Ama ne yapalım ki şimdi kürsü bize kaldı. Hakkını vermeme hakkını tam anlamıyla yerine getirememe korkusuyla beraber ben Rabbime şöyle bir niyazda bulunuyor. Siz aziz ve azize müminleri de bu duaya amin demek için davet ediyorum. Şurada bulunduğum anlar içerisinde Allah hak ve hakikati bizlere konuştursun. Kürsüyü işgal edenlerden bizi etmesin sözü zayi edenlerden bizi etmesin. Sözün hakkını verenlerden bizi etsin. Söz gerçekten bir emanettir. O emanete uygun bir biçimde davranıp hakkı neyse o emanet neyi arttırıyorsa, neyi taşıtmamız gerekiyorsa, taşıtmamız gerekiyorsa, yansıtmamız gerekiyorsa onları taşıyarak, yansıtarak buradan almamız gereken mesajları alma adına bizlere yardım etsin. Benim dilimin bağını çözsün, kalbimin bağını çözsün, sizin yüreklerinizin bağını çözsün, kulaklarınızın bağını çözsün. Şuradan dağıldığımız zaman hayatımıza yön verecek bazı hakikatleri anlamış, kavramış, bazı sözleri vermiş bir biçimde şu güzel mescidi, camiyi terk etmeyi Allah bizlere kolaylaştırsın. Aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber ve güven toplumu diyeceğim ben. Güven dediğiniz zaman Müslümanların en önemli özelliğinden bahsetmiş olursunuz. Müminlerin bulunduğu topluluk güven topluluğudur. Çünkü mümin olmak güvenmek demektir ve güvenilmek demektir. Böyleydi ama bugün böyle değilse bu başka zaafiyetlerimizin olduğunun işaretidir. İster kabul edin ister etmeyin 250 senedir şu dünyanın güven sibobu patlamış haldedir. 250 senedir güven adına istenilen şey ne yazık ki bu dünyada mevcut değildir. Bunun sebebi insanlığın güven vesilesi olan, güven sebebi olan Müslümanların istenilen oranda bu manada o güveni tesis edememeleri, bunu tam anlamıyla anlayamamaları, bunun gereğini de tam anlamıyla yerine getirememeleridir. Bugün dünya güvensiz bir haldedir. Şark da öyle, Garp da öyle, Kuzey de öyle, Güney de öyle. Nereye giderseniz gidin, şöyle bir gözlemlediğiniz zaman bunu görürsünüz. Bu sadece imandan mahrum olan toplumların bir derdi değil. Avrupa'ya gittiğiniz zaman ehli küfrün içerisinde de aynı şeyi görürsünüz. Garbe geldiğiniz zaman da aynı şeye şahit olursunuz. Ama Müslümanların yoğun olduğu şarka geldiğiniz zaman bu topraklara geldiğiniz zaman bir zamanlar güven adına bambaşka şeylerin oluştuğu ve konuşulduğu şu zeminlerde de güven artık konuşulmuyor. Güven konuşulmaması sadece o işin yok olduğu anlamına gelmez. Güvensizlik aslında toplumun tamamını kuşatmış bir vaziyette ve biz bu manada müminler olarak, Müslümanlar olarak da sadece ve sadece bu işin dedikodusunu yapıyoruz, konuşmasını yapıyoruz. Tabir caiz ise eğer edebiyatını yapıyoruz. İşte ben istiyorum ki bu muazzez ocaktan şu binlerce insana, salih insana şahit olmuş olan şu kürsüden derdimiz olan bu meseleye ait bazı şeyleri siz kardeşlerime emanet edeyim. Hatırlatayım. Önce kendi nefsime söyleyeyim. Sonra da Müslümanlar olarak sizlere söyleyeyim ve bu hayatımızdan çekip giden güven meselesinin yeniden tesisi adına bazı şeyleri hayatımıza taşıma noktasında bir seferberlik ilan edelim. Madem şu anda 3 ayların içerisindeyiz. Madem bu aylar bir arınma mevsimidir. Madem bu aylarda hakkıyla arınan, alemi de arınan, arındırma adına bazı şeyleri ortaya koyar. O halde böyle bir imkana, böyle bir vesileye dönüşsün. Söyleyeceklerimiz güven konuşup güvensizlik adına bir şeyleri ortaya dökme değil. Güven konuşup güven adına bir şeyleri birbirimize emanet etme sorumluluğunu yerine getirmiş olalım. Mümin güvenen ve güvenilen adam demektir. Müminlerin olduğu yerde güven olur. İtiraz edip bana şunu söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki hocam iyi hoş diyorsun ama sokak cadde senin dediğin gibi değil güvenilecek, güvenmek adına ortaya bir şeyler dökecek, bunu temsil edecek insanlar şu anda içimizde yok. Güvenilecek adam olmadığı için müminden beklenen o güvenim, güven meselesi istenilen oranda tesis edilemiyor. Eğer bunu bana söyleyecek olursanız ben hemen sözün başında size söyleyeceğim söz şudur. Mümin Güvenecek adam aramaz. Mümin güvenilecek adam olur. Bizim güvenecek adam arama diye bir derdimiz olmamalı. Zaten aradığımız için bulamıyoruz. Arama adına bir gayrete giriştiğimiz için bazı şeyler istenilen oranda olmuyor, tesir de uyandırmıyor ve biz o aradığımıza bir türlü varamıyoruz, erişemiyoruz. Çünkü bu iş aramakla olmaz. Bu işin yolu olmaktır. Temsiliyet makamının hakkını yerine getirmektir. Bu manada ben güvenilecek bir adam olma ızdırabı altında inlemektir. Ne olur hatırlayın. Miladi 6. asrı bir hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o günlerini bir hatırlayın. O günlerde Peygamberimiz ve ona iman eden bir avuç iman insanı güvenilecek adam aramadılar. İşe başladıkları yer bellidir. Güvenilecek adam oldular. Kendileri güvenilecek adam olduğu için başkaları geldi onlardan güven gördü. Güvene ait bazı şeyleri gördü onlardan. Onlar da o güvensizlik içerisinde karşılarındaki o güzel örnekleri iyice anlayarak adım 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 bir güven çizgisine doğru iş taşındı. Bugün Müslümanlar olarak halimiz belli. Ben bugün 1 milyar 800 milyon adı Müslüman olan ve İslam toplumu diye kendisini takdim eden İslam coğrafyalarının dört bir tarafında yaşayan insanların yani bizlerin yani bizim gibi mümin olan kardeşlerin kusurlarını buradan anlatmak istemiyorum. Ama şöyle bir halimize bakın. Müslüman deyince kaç insanın dışarıdan bizim dışımızdaki insanların ilgisini, alakasını uyandıran insanlar var içimizde. Kaç tane insan sakalıyla, sarığıyla, cübbesiyle, tesettürüyle, çarşafıyla başörtüsüyle bir yönüyle İslam'ı şeklen insanlara takdim eden o haliyle beraber ahlakına ait bazı şeyleri de topluma yansıtabiliyor. Ticaret yaptığınız zaman insanların halini görüyorsunuz. Komşuluk yaptığınız insanların bugün Müslümanım deyip insanlardan çektikleri sıkıntıları da görüyorsunuz. İnsanların akrabalık bağlarında Yaşadıkları zafiyetlere de şahit oluyorsunuz. Neye şahit olursanız olun ortada ciddi bir güvensizlik olduğu her haliyle bellidir. Mümin mümine güvenmiyor. Müslümansa benden uzak dursun gibi bir anlayış şu anda içimizde hakim. Falanca cemaati mensubuysa aman bana dokunmasın benden uzak gitsin. Filancanın adamıysa benden uzak gitsin. Hepimizde ister söyleyelim ister söylemeyelim böyle bir hal var. Bu halin giderilmesi için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihana güven adıyla güven noktasında taşıdığı, telkin ettiği ve elinin altındaki sahabi efendilerimizle temsiliyet adına o makamı doldurduğu o güzel örneklikleri çok iyi bir biçimde bizim anlayıp hayatlarımıza taşımamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miladi 6. asırda söze başladığı zaman güvensizlik ortamında söze başladı. Hiç kimse birbirine güvenmiyordu. Akrabalar arasında bile ciddi bir sıkıntı vardı. Eğer dışarıdan bir saldırı varsa akrabalar hak, hukuk, adalet taşımadan dışarıdakine karşı kendi akrabasını savunurdu. Ama kendi içlerinde kalırsa iş yine adalet esas alınmaz. Yine orada güvensizlik adına birçok şey en üst düzeyde ortaya konur ve yaşanırdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ta gençlik yıllarından itibaren güven adına bir temsiliyet makamı oluşturdu. Öyle ki 35 yaşına vardığı zaman El Emin diye anıldı. El Emin diye parmakla gösterildi. El Emin diye arandı. El Emin diye ona bazı meseleler irca edildi. Şöyle bir hatırlayın 35 yaşındayken Kabe'nin inşaatı sırasında Hacerül Esved'in yerine konma meselesindeki hakemlik hadisesini el emin oluşunun ne demek olduğunu iyice anlayacaksınız. Hacerül Esved'in inşaatı bitmiş. Kabe'nin inşaatı tamamlanmış. Hacerül Esved'in yerine konma meselesi konuşulurken Mekke'nin ileri gelenlerinin tamamı bu şeref bize ait diyerek kendilerinin bu şerefin sahibi olduklarını söylemişler. İnşaatı yürüten ve bu işin başında olan isim Velid İbni Mughire'dir. Meşhur sahabi Halid bin Velid'in babası. Bakıyor ki bir olumsuzluk var. Menfi bir rüzgar esiyor. O anda şöyle bir şey söylüyor Mekkelilere. Ey Mekkeliler diyor. Hayırla bir iş başlattınız. Hayırla işi yürütürken işi şerle bitirmeyin. Madem Kabe'nin inşaatı gibi büyük bir işe imza attınız. Ne yapın yapın bu işi o işe yaraşır bir biçimde. O işin şerefine uygun bir biçimde bir şekliyle tamamlayın. Ne yapalım diyorlar her aile kendisi istiyor bu manada o şerefin sahibi olmayı. Diyor ki Velid İbni Mughire bekleyelim. Kabe'nin avlusuna ilk giren insanı hakem olarak tayin edelim. Ve o insanın verdiği hükme razı olalım rıza gösterelim. Bekliyorlar. Gelen 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 kim olacak diye meraklı bakışlar Kabe'nin girişine o kapılara doğru yoğunlaştığı bir anda 35 yaşında olan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz içeriye giriyor. Onun girişiyle beraber Mekkelilerin tamamının dilinde olan cümle şudur. Evet gelen emin olan bir zattır. O emin olan zatın vereceği hükme biz razı oluruz, rıza gösteririz. Allah Resulüne bu durum takdim edildiği zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onları biraz dinledi. Sonra düşünmeden, başka fikirler ileriye sürmeden bir bez istedi. Bez getirildi, Hacerül Esved bezin ortasına kondu. 35 yaşında, daha nübüvete 5 yaş varken, 5 yıl varken Allah Resulü'nün fetanetini konuşuyoruz. Anında Allah Resulü Aleyhissalatü vesselamın söylediği cümle şu oldu. Şimdi Mekke'deki her ailenin temsilcilerinden bir insan gelsin. Her aileden bir isim geldi. Onlar bezin bir parçalarından tuttular ve Kabe'nin önüne doğru taşınmaya başlandı o taş. O anda herkes verilen bu hükme rıza gösterdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Kabe'nin duvarına yaklaşıldığı zaman Mubarek eliyle aldı Hacerül Esvedi yerine koydu ve o anda hayırla başlayan o sıkıntıyı hayırla bitirmiş oldu. Ortaya çıkma ihtimali olan o sıkıntıyı attığı bu hayır adımlarıyla ortadan kaldırmış oldu. O insana 35 yaşında el emin dediler. El emin olarak yürüdüğü için er Resul oldu. Aziz kardeşlerim. 25-27 yaşlarda bilemediniz 30 yaşlarındayken Allah Resulü'nün yaşadığı ve hepinizin bildiği bir olayı size hatırlatmak istiyorum. Efendimiz ticaret yapan birisiydi. Asla ona buna yaslanmadı. 8 yaşından itibaren anlının teriyle geçinen, anlının teriyle ayakta duran bir peygamberimiz var sallallahu aleyhi ve sellem her zaman için veren el o olmuştur. Alan el hiç olmamış, veren el olmayı tavsiye eden o insan bu manada da bir kamet, bir duruş ta işin bidayetinden itibaren ortaya koymuştur. Ticaret yaptığı anlarda Mekke'nin genç ama tüccar isimlerinden biri olan Abdullah İbni Ebu Hamse isimli birisiyle vadesi belli bir borçlanma üzerinden bir alışveriş yapar. Diyelim ki iki ay sonra falanca tarihte falanca yerde bu borcu ödeyeceğim diye bir sözleşme yapılır. Alacaklı Abdullah'tır. Borçlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun özellikle altını çiziyorum. Sebebi de şudur. Bugün Müslüman olduğunu iddia eden birileri bile alacaklılarını arkalarında dolaştırıyorlarsa iki cihan serveri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi anlamadıklarının en büyük işaretidir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hiçbir zaman alacaklısını peşinde dolaştırmadı. Belirlenen tarihte, belirlenen yere aldığı o borcu ödemek üzere efendimiz gidiyor. 30 yaşlarına yaşı varmamış genç bir tüccar peygamberimiz. O gün bekliyor. Abdullah gelmiyor. Akşam dönüp geliyor. Ertesi gün bugün belki bir işi çıkmıştır. Onun için gelmemiştir diyerek ertesi gün bir daha gidiyor. Belirlenen yere varıyor. Bekliyor. Saatler saatleri kovalıyor. Alacaklı gelmiyor. Efendimiz bir daha geri dönüyor. Üçüncü gün bir daha gidiyor, bir daha bekliyor. Üçüncü günün sonunda Abdullah İbni Ebi Hamse geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü şu oluyor. Üç gündür beni burada bekletiyorsun delikanlı biliyor musun? Biz anlaşmıştık borcumu ödeyecektim. Ama ben belirlenen günde geldim sen yoktun. Ertesi gün bir daha geldim sen yoktun, bugün de geldim, günün sonuna kadar beni beklettin ve bana eziyet verdin diyor. Özür diliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenini, emniyetini orada takdir ediyor. Var mı içimizde böyle tüccarlar? Var mı içimizde sözünü tutma adına bu manada gayret ortaya koyan yiğitler? İşte bunun sorgulanması gerekir. Olmadığı halimizden belli konuşmamız olmak içindir. İnşallah Allah o seviyeye bizleri vardırsın. Yıllar sonra size bir perde açmak istiyorum. Bu yılların arkasından yıllar geçtikten sonra ta Mekke'nin fethi olmuştur. Hicretin yedinci yılı nübüvvetin üzerinden 21 yıl geçmiş. İnsanlar Allah Resulü'nün önüne geliyorlar. Fevç fevç İslam'a giriyorlar. Bir ara Hazreti Osman birinin elinden tutmuş Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yanındaki o ismi takdim ediyor. Ya Resulallah diyor bu Saib İbni Ebu Saib'dir. Medine'nin en güzel tüccarlarından en asil tüccarlarından biridir. Bunu der demez Allah Resulü hatırlıyor sahibi. Ve başlıyor sahibi Hazreti Osman övmeye. Hazreti Osman övmeye başladığı zaman Allah Resulü orada Hazreti Osman'a dur diyor. Dur diyor dur. Ben sahibi senden daha iyi tanıyorum. O sahip Medine'de benim ortağımdı. Ben onunla kaç kez Beraberce ticaret yaptım. Aldım, sattım. Beraberce mal getirdik Mekke'nin dışından Mekke'ye. Ben her zaman sahibi doğru ve dürüst bir tüccar olarak gördüm. Söz sırası şimdi sahiptedir. Sahip de Allah Resulü'nü anlatacak. O da şöyle diyor. Vallahi Resulullah doğru söylüyor. Biz yıllarca cahiliye döneminde nübüvvetten önce ticaret yapmıştık. Ben de onun gibi bir tüccar hiç görmedim. Sözünün eri, semahat kahramanı, cömertlikte zirve, küçük hesapların peşine düşmeyen, kar deyip hak ve hukuku zedelemeyen, kazanma tutkusuna kapılıp hukuku zedelemeyen, bu manada bazı şeyleri koruyan birisi. O ona, o da ona fazilet adına bir şeyler söylüyor. İster misiniz şöyle bir kendi içinizden bir muhasebe yapmayı? Dönün geriye. 20 yıl önce ticaret yaptıklarınızı bir hatırlayın. 20 yıl sonra karşılaştığınız zaman eğer sahibin söylediği söze benzer sözler söylettiriyorsanız siz Allah Resulü'nün müminden beklediği güven meselesini hayatınızda tesis etmişsinizdir demektir. Bunu tesis etmekle mükellefiz. Bunun başka bir yolu yok. Eğer müminsek güveneceğiz ve güvenileceğiz. Eğer müminsek güveneceğiz. Neye güveneceğiz? Allah'a güveneceğiz. Neye güveneceğiz? Şu aziz kitaba güveneceğiz. Neye güveneceğiz? Bu aziz kitabı bize ulaştıran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme güveneceğiz. Neye güveneceğiz? Bu aziz kitabı bize öğreten, hayatlarıyla bunun örneğini ortaya koyan sahabe nesline güveneceğiz. Neye güveneceğiz? Vallahi ve billahi şu kürsünün hakkı için söylüyorum bunu. Birbirimize güveneceğiz. Bunun başka yolu yok benim aziz kardeşlerim. Bakın Müslümanların bugün dünyanın neresine giderseniz gidin bütün Müslümanların üç tane temel zafiyeti var. Belki buna birileri bir dördüncüsünü ekleyebilir. Belki buna birileri bir beşincisini de ekleyebilir. Ama bu aciz kardeşinizin tespiti budur. Üç tane temel zafiyetimiz var. Bu zafiyetlerin en başındaki şey iman zafiyetidir. İster kabul edin ister etmeyin biz Allah'a Allah'ın şanına uygun bir biçimde iman edemiyoruz. Allah'ın şanına uygun bir biçimde iman noktasında bazı güzellikleri ortaya koyamıyoruz. Onun için biz İman zafiyetleri yaşıyoruz. Zaten onu yaşadığımız için şimdi söylediğim iki zafiyeti de yaşıyoruz. O iki zafiyet nedir biliyor musunuz? Ciddi bir güven bunalımı yaşıyoruz. Muhabbet eksikliği yaşıyoruz. Alttan başlayarak biraz size bahsedeyim. Muhabbet noktasında eksiklik yaşıyoruz. Birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimizin dertleriyle ilgilenmiyoruz. Birbirimize düşmanca bakıyoruz. Bugün 1 milyar 800 milyon Müslümanın birbirlerine verdikleri zararı kafir bize vermiyor. Bizim şu anda imtihanımız kafirden ziyade Müslüman gibi gözükenlerledir. Müslümanım diyor ama elinden dilinden emin değil bir başkaları. Müslümanım diyor Başkalarına bu manada farklı bir biçimde farklı şeyler söylüyor. Ve muhabbet adına da istenilen şey ne yazık ki hayatlarımızda tesis edilemiyor. Ancak şu aziz kitabı okuduğunuz zaman bir Müslümanın dört tane sevgiyi, muhabbeti hayatında hakim kılması gerektiği hakikatini okursunuz. Dört tane sevgiyle biz bir hak olarak mükellefiz. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, sahabe sevgisi ve iman eden kardeşlerimize olan sevgi, birbirimize olan sevgi. Ben ayetleri söyleyeceğim, siz gittiğiniz zaman bakacaksınız. Allah'ı sevmek meselesi imanın bir hakkıdır. Resulullah'ı sevmek Allah'ın bir hakkıdır. Sahabeyi sevmek Resulullah'ın bir hakkıdır. Birbirimizi sevmek aziz İslam'ın bir hakkıdır. Allah sevgisinin iman hakkı olduğunun delili Bakara suresi 165. ayet. Resulullah sevgisinin imanın hakkı olduğuna dair delil Ali İmran suresi 31. ayet. Sahabe sevgisinin Resulullah'ın hakkı olduğuna dair delil Şura suresi 23. ayet birbirimizi sevmenin İslam'ın hakkı olduğuna delil Hucurat suresi 23. ayettir. Benim aziz kardeşlerim şöyle elimi yapayım da meramım anlatılsın. Dört tane sevgiyle biz mükellefiz. En üstte Allah sevgisi duruyor. En altta birbirimize olan sevgi duruyor. Bu sevgiler şöyle tesis edilir. Yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru tesis edilir. Niye bugün biz Allah'ı istenilen oranda sevmiyoruz biliyor musunuz? Birbirimizi sevmiyoruz. Birbirimize karşı muhabbet olmadığı için, zafiyetler yaşandığı için Allah sevgisi yok hayatımızda istenilen düzeyde. Onun için yapmamız gereken Önce birbirimize olan sevgiyi, sonra sahabeye olan sevgiyi, sonra Resulullah'a olan sevgiyi, en üstte de Allah'a olan sevgiyi tesis etmektir. Peki bunları nasıl yapacağız? Bir insan nasıl birbirini sever ya da diğer sevgi alanlarını nasıl test eder? Onun yolu işte güvendir. Güven olursa eğer bunlar olur. Güven olmazsa eğer bunlar olmaz. Söyledim öneminden dolayı bir daha söylüyorum bir daha söyleyeceğim. Biz güven noktasında da beş tane güveni hayatımızda tesis etmek zorundayız. Bu güven sıralaması da baştan aşağıya şöyledir. Allah'a güven, kitaba güven, Resulullah'a güven, sahabeye güven, ve birbirimize olan güven. Burada güven meselesi birbirimize olan güvenle başlamaz. Sevgi birbirimizle başlar ama güven birbirimizle başlamaz. Bizim birbirimize güvenebilmemiz için de en başta Allah'a güvenmemiz gerekir. Allah'a güvenmeyen bir insan şu aziz kitaba güvenemez. Kitaba güvenmeyen bir insan Resulullah'a da güvenemez. Resulullah'a güvenmeyen bir insan sahabeye de güvenemez. Sahabeye güvenmeyen bir insan Müslüman kardeşine de güvenemez. Ve bunlar olmadığı zaman da sevgi olmaz. Sadece ve sadece sevginin dedikodusu olur. Sevginin edebiyatı olur, sevgi kürsülerde kalır, salonlarda kalır. Ya Resulallah seni çok seviyoruz deriz. Seni çok seviyorum kardeşim deriz ama orada kalır. Hayata intikal eden bir sevgiye dönüşmez. Şimdi benim aziz kardeşlerim, şu aziz kitaptan konuşacağız. Bu kitaba ait bazı hakikatleri duymaya çalışacağız. İman ettiğimiz şu kitap Ümmeti Muhammed'den daha fazla Ümmeti Musa'dan ve Beni İsrail'den bahseder. Beni İsrail'i anlatan ayetlere bakın. Ümmeti Muhammed'i anlatan ayetlerden daha fazla olduklarını göreceksiniz. Peki bunun sebebi ne? Kur'an bir tarih kitabı değil. Kur'an'ın derdi bize tarih öğretmek de değil. Niye bize Beni İsrail'i anlatsın? Şunun için anlatıyor. Sizden önce yaşayan o ümmetlerin hayatlarına iyice bakın. Yaptıkları yanlışları görün, onlardan ibret alın. Yaptıkları doğruları iyice anlayın, onları da örnek alın. Kur'an bunun için anlatır bize ve beni İsrail'in nasıl mümin olarak başlayıp nasıl bu işi yanlış bir noktada, menfi noktada bitirdiklerini de bu kitap anlatır bize. Bakın şu aziz kitaba. Ben İsrail'in ocağını batıran meselenin üç şeye güvensizlik olduğunu göreceksiniz. Üç şeye güvenmedikleri için Beni İsrail'in ocağı battı. Neydi bu üç şey biliyor musunuz? Allah'a güvenmediler. Kendilerine gönderilen vahye, kitaba güvenmediler. Kendilerine gönderilen peygambere güvenmediler. Güvenmedikleri için mümin olarak başladıkları yolu mümin olarak bitiremediler. Bir örnek vereyim size üç alandan da iyice anlaşılsın. Allah'a güvenmediler. Nasıl? Çok örneği var da çok ilginç bir örnek olarak o örneği size anlatayım. Beni İsrail peygamberleri olan Hazreti Musa Onları Firavun'un zulmünden kurtarıp özlemini çektikleri topraklara vardırdığı zaman Allah onlara zahmetsizce her gün önlerinde buldukları iki nimet verdi. Men ve selva. Kudret helvası ve bıldırcın eti. Biri ekmek, biri katık. Önlerinde buluyorlar. Hiçbir zahmetleri yok. Sabah kalkıyorlar karşılarında men ve selva onların o tatları o güzellikleri de inanılmaz derecede hoş buna rağmen bir müddet sonra peygamberleri olan Musa aleyhisselamın karşısındalar. Ne diyorlar Hazreti Musa'ya Kur'an'dan okuyoruz diyorlar ki Musa biz bir tek yemeğe sabredemiyoruz. Allah'a dua et kendileri yok Allah'a dua edelim yok, Allah'a güvenleri yok ki Allah'a dua etsinler. Allah'a dua et bize böyle zahmetsizce alacağımız men ve selvayı değil, topraktan yetiştireceğimiz soğan, sarmusak, acur, kabak böyle şeyleri bitirsin ve biz bunları alarak yiyeceklerimizi onlardan edinelim. Bakın bazı tefsirlere benim aziz kardeşlerim, Şöyle bir bilgi göreceksiniz. Beni İsrail'in toprağın bitirdiği bazı sebzeleri istemeleri sadece Men ve Selva'dan bıkmaları değildi. Dert neydi biliyor musunuz? Ya bir sabah kalkar da karşımızda Men ile Selva'yı bulamazsak. Ya bir sabah kalktığımız zaman Allah bize Men ile Selva'yı göndermese biz ne yaparız endişesi. Allah'a güvenmiyorlar. Allah'a güvenmedikleri için toprağa bel bağlıyorlar. Sanki toprağın Rabbi Allah değilmiş gibi. Sanki topraktan yetişen o sebzeyi, o meyveyi Allah yetiştirmiyormuş gibi Allah'a karşı güvensizlik duyuyorlar. Biz bunları duyduğumuz zaman ne akılsız adamlar diyoruz. Ben İsrail'in mensuplarına Dön kendine bak sen Allah'a güveniyor musun? O yatırım üzerine yatırım yaptın. Aman şunu da alayım şunu da yapayım. Yaşlılıkta bana lazım olur dediğin. Kart üstüne kart eklediğin. Güvence üzerine güvence eklediğin. Senin halinle beni İsrail'in yaşadığı hal arasında ne fark var Allah aşkına? Bize Kur'an bunun için anlatıyor buna bunları. Allah'a güvenmediler onlar güvenmedikleri için de böyle bir talepte bulundular. Ve sonra başlarına gelenin ne olduğunu gördüler. Şu kitaba ve onlara nazir olan Tevrat'a inanmadılar, güvenmediler. Ne yaptılar Tevrat'ı? Bir müddet sonra tahrif ettiler. Kelimeleri yerinden ettiler. Bazen hakikati gizlediler. Bazen hakikati unuttular. Bunlarla eğer menfaatlerine varamazlarsa tutup kendileri kendi katlarından bir şeyler uydurdular. Allah'ın katındadır diye insanlara takdim ettiler. Tevrat'ın tahrif süreci böyle başladı. Peki sen nasılsın Müslüman? Gerçekten şu kitaba güveniyor musun? Şu kitabın iki kapağı arasında yazılan her şeyine sahabe gibi amenna diyebiliyor musun? Semina ve işittik ve itaat ettik diyebiliyor musun? Sor kendine. Ama ben somut bir örnek vereyim. Test yap. Gerçekten inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Köyde yaşıyorsun. Dört kardeşsin, iki kız, iki erkek. Baba öldü, sıra, sıra mirasın paylaşımında kaç tanenin aklına gelir şu kitaba göre mirası pay etmek? Yoksa kızlar evlendi gitti canım onların babada ne malı var ne mülkü var deyip başka başka şeyler mi çeviriyorsun? Sen evlilik kurarken nikah akdini şu kitabın da sana öğrettiği üzere Allah'ın emri peygamberin kavliyle o nikah akdini yaptın. Nikahını Allah'ın emriyle yaptın. Geldi bir gün yollar ayrılacak. Allah'ın hoşlanmadığı bir helaldir talak. Boşanma da gerçekleşecek. Kadınsın erkeksin. Nikahı Allah'ın adıyla yapan sen. Acaba talakı da Allah'ın adıyla mı yapıyorsun? Şu kitap boşanma için ne diyor? Bunu öğrenerek bu manada bir şey mi yapıyorsun? Yoksa nikah kıymak için Hocadan hocaya koşuyup bir de popüler hocalar kıysın ki daha iyi olsun diye hocadan hocaya randevu alıyorsun ama mesele talak meselesi olduğu zaman hiç hoca aklına gelmiyor. Şeriat aklına gelmiyor. Allah'ın hukuku aklına gelmiyor. Allah'ın kitabına güvendin mi? Güvenmedin mi? Yapacağın test alanıdır bu alan. Beni İsrail gibi yaşıyoruz ne yazık ki aziz Müslümanlar. Keşke size tatlı tatlı şeyler söyleseydim şu güzel kürsüden. Ama birilerinin de bu acıları söylemesi lazım. Biz ümmeti Muhammed olduğumuzu söylüyoruz ama ümmeti Musa gibi yaşıyoruz. İster bunu kabul edin ister etmeyin. Ahlakımız bugün Allah Resulü'nün o mübarek ellerinde yaşayan sahabe neslinin ahlakından daha fazla Beni İsrail'in mensuplarının ahlakına benziyor. Öyle olduğu için Allah'a güven yok. Öyle olduğu için kitaba güven yok. Peygamberlere güven meselesine gelin. Nasıl güvenmiyorlardı Beni İsrail peygamberlerine? Açın okuyun Bakara suresi 55. ve 56. ayetleri. Onlarca mucize gördüler. Allah Resulü'nü Musa'nın elinden asanın bir mucizeye dönüştüğüne şahit oldular. Firavun'un zulmünden kurtardı onları peygamberleri Musa. Kızıl Deniz arkalarında Musa Firavun varken önlerinde yollara ayrıldı. Otoban gibi önlerinde yol oldular ve bu mucizeyi yaşadılar beni İsrail. Karşı tarafa geçtiler. Yine birçok mucizeyi yaşadılar. Hazreti Musa'nın elindeki asa yere vurulduğu zaman 12 pınar oldu. 12 pınardan sular fışkırdı. Bunları da yaşadılar ve kalktılar. Peygamberleri Musa'ya dediler ki: "Ayetten okuyoruz. Sen bize şu gözlerle görebileceğimiz şekilde Allah'ı göstermedikçe sana asla inanmayız." Yüzlerce mucizeye şahit ol. Kalk ondan sonra Peygamberin Musa'ya bunu söyle. Allah'ı bize göstermedikçe sana inanmayız. Peki gelin ümmeti Muhammed'e peygamberimize inanıyoruz değil mi? İnanmayan mümin olmaz. İçimizden şöyle adamlar yok mu? Peygamberin vazifesi Kur'an'ı getirip işi bitirmekti. Getirdi ve gitti. Artık bundan sonra biz Allah'ın kitabına bakarak hayatımızı tanzim edebiliriz. Peki Resulullah'ın sözleri dediğin zaman 40 tane bahane, 40 tane şey arka arkaya dizilecek. Peygamberin otoritesini yıkmak için neler neler söyleyecek. Sanki hadis ayetin rakibiymiş gibi takdim edecek. Ayetle hadisi birbiriyle kavga ettirecek. Hızını alamayacak. Ayetle ayeti birbiriyle kavga ettirecek. İslam dediğin bu aziz dini bir var yumağına dönüştürecek ve içinden çıkılmaz bir hale getirecek. Benim aziz kardeşlerim din dediğiniz Allah sisteminin üç ayağı vardır. Ayak ifadesini kullanıyorum. Rabbimin affına sığınarak başka bir şey söyleyemiyorum. Üç esas diyeyim. Üç esası vardır. Allah, kitap ve peygamber. Bu üç esastan beşer olarak bize en yakını peygamberdir. Biz peygamberi anladığımız zaman vahyi ve Allah'ı anlamış oluruz. Peygamberi anlamayana kadar vahyi anlayamayız. Bu temel bir kaidedir. Öyle olduğu için bugün dini yıkmaya çalışanlar işi Kur'an'dan başlatmıyor. İşi nübüvvet kurumundan başlatıyor. O iyi biliyor ki eğer nübüvvet kurumunu yıkarsam, eğer bu manada Peygamberin o peygamberlik müessesesine şüpheler oluşturabilirsem ortada ne Kur'an kalacak ne iman kalacak. Bunu bildikleri için bazıları bilinçli bir biçimde böyle bir kavga yürütüyorlar. Ama biz Beni İsrail'in düştüğü yanlışa düşmeyeceğiz inşallah. Biz peygamberimize güveniyoruz. Ona iman ettik. 14 asır önce söylediği her söze, ona ait olan her söze kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olduk. İman ettik. Bizden istenilen neyse onu yerine getirme adına da gayret içerisinde olacağız. Aziz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Güveniriz ve güven veririz aleme. Rabbimize de güveniriz. Kitabımıza da güveniriz peygamberimize de güveniriz. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabeye de güveniriz. Birbirimize de güveniriz. Söylediklerimin ne kadar aklınızda kaldı bilmiyorum. Ama beş cümle söyleyeceğim inşallah aklınıza tutacaksınız. Çünkü bunlar bize yol gösterecek. Bunlar bize bazı şeyleri işaret edecek. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Bugün Müslümanlar Allah'a güven, duymadıkları için aleme güven vermiyorlar. Ne olduğunu birer cümleyle açıklayacağım şimdi. Birincisi işte budur. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Kitaba güven duyan dertlerine dermanı bu aziz kitapta arar. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Sahabeye güven duyan başka yerde rol model, örnek aramaz. Sahabe onun rol ve modeli olur. Birbirine güven duyan muhabbet meltemini en üst düzeyde hisseder ve hayatına taşır. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Bakın, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne diyor? Bir sabah namazının arkasıdır. Dönüp cemaatin önüne o mübarek yüzünü çevirdiği zaman sahabe anladı ki Allah Resulü bir şey söyleyecek. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihraptan yüzünü cemaate çevirirse cemaate bir şey söylemek için yüzünü çevirmiştir. Sahabe de pür dikkat dinliyorlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhunun dediği gibi ke nehum ala ruusimet tayr sanki başlarında bir kuş varmışçasına bir hassasiyetle Allah Resulü'nün mübarek dudaklarına kitlenmişler. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Ela uhbirukum bir size en hayırlılarınızın kim olduğunu bildireyim mi? Sahabe Bela ya Resulallah diyorlar. Evet ya Resulallah diyorlar. En hayırlı mümin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli beyanlarında en hayırlı mümini tarif etmiştir. Mesela sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir demiştir. Sizin en hayırlınız ehline iyi davranandır demiştir. Sizin en hayırlınız insanlara faydası olandır demiştir. Ve daha başka şeyler de demiştir. Ama o gün başka bir şey söylüyor. Eğer o gün o söylediğini söylemese inanın sahabe bile bilmezdi Allah Resulü'nün ne diyeceğini biz zaten hiç bilemezdik. Aleyhissalat ve selam efendimiz başka bir hayırlı mümin bize tarif ediyor. En hayırlı mümin odur ki diyor. Bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatır. Bakıyorsun o mümine Allah düşüyor aklına. Bakıyorsun o mümine Resulullah düşüyor aklına. Bakıyorsun o mümine sahabeden biri düşüyor aklına. Var mı bugün bakıldığı zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatan var mı yok mu muhasebesini yapalım? ama olmadığı belli. Eğer olsaydı etrafımızda en azından şöyle diyeceğimiz insanlar olurdu. Evladım, oğlum, kızım bak şu abine iyi bak. Bu abinden Musab'ın kokusu geliyor. Bak kızım şu ablana iyi bak. Bu ablandan Ayşe anamızın ilmi geliyor. Bak kızım şu ablana iyi bak. Bu ablandan Hatice anamızın vefası geliyor dediğimiz insanlar yok ne yazık ki. Niye yok biliyor musunuz? Niye bakıldığımız zaman aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatmıyoruz? Cevabı belli. Ancak hatırlayan hatırlatabilir. Eğer biz bugün Allah'ı hatırlatsaydık, eğer biz bugün Allah'a ait bazı şeyleri yüreğimizde dert haline getirseydik dışarıya o yansıyacaktı. Küpün içinde ne varsa dışarıya da o yansıyacak. O yansımıyorsa küpün içi bozuk, kalp bozulmuş, yürek bozulmuş, beden bozulmuş ama dilde en büyük mücahitlik bizde. Ama öyle olduğu için de söz tesir etmiyor, söz karşılık bulmuyor. Allah'a güvenen bir delikanlıdan size bir örnek vermek istiyorum. Yaşı 18 bu delikanlının. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namazı sonrası içinizden bu gece nasıl sabahladığını bize anlatacak bir delikanlı var mı diye soruyor. O delikanlı kalkıyor ayağa. Ben varım diyor ya Resulallah. Nasıl sabahladın diyor hakiki bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah diyor. Vallahi hakiki bir mümin olarak sabahladım. O kadar kendinden emin. O kadar sözüne güvenerek söylüyor ki Allah Resulü şu sözü, sözü, sözü şu soruyu sormak durumunda kalıyor. Ey genç diyor adını söyleyeceğim şimdi. Ey genç vallahi diyerek söylüyorsun. Her söz bir iddiadır. Hakiki bir mümin olarak sabahladığının iddiası nedir? Bu iddianın ispatını söyle bakayım diyor. Ya Resulallah diyor bu gecenin sabahında gündüzünde oruçluydum. Akşamında ise Rabbimin huzurundaydım. Kıyamdaydım, duadaydım. Bir ara ellerimi dua için Rabbime kaldırdım. Öyle bir ruh hali bende oldu ki sanki şöyle ellerimi uzatsam arşın saçaklarını kutacakmışım gibi arşa alaya kendimi yakın hissettim. Öyle bir hale girdi girdim ki ya Resulallah... sanki meleklerin sevap için oynattıkları kalemlerinin seslerini duyar gibi oldum. Allah Resulü bu genci duyarken dinlerken gözleri dolu dolu oluyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Ey genç diyor. Desene sen tepeden tırnağa iman kesilmişsin desene sen tepeden tırnağa iman olmuşsun diyor. Tepeden tırnağa iman olmak bu nasıl bir şey? Eğer Allah'a güvenir. Allah'a ait iman noktasında bu şeyleri hayatına hakim kılar. Bunları tam anlamıyla tesis ederse olacak olan manzara budur. Dedim ya küpün içinde ne varsa dışarıya sızacak da odur. Kimdir bu genç? Haris İbni Malik radıyallahu an. Bu genç böyle bir genç. Bir gün geliyor Allah Resulüne. Ya Resulallah diyor. Senden bir dua istemeye geldim. Allah Resulü merak ediyor. Bu genç benden ne isteyebilir? 20-22 yaşlarında bir genç. Acaba saliha bir eş mi isteyecek? Acaba bir ev mi isteyecek? Acaba başka bir talebi mi var? Benden ne isteyecek? Allah Resulü bunun merakını duyuyor. Söyle bir bakayım diyor Haris ne isteyeceksin? Ya Resulallah nicedir dua ediyorum. O ölümlerin en güzeli olan şehadet bana kavuşmadı. Senden onun duasına geldim. Dua et de Allah bana şehadet nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açıyor ellerini dua ediyor. Aradan birkaç ay geçmiş. Beytül Mal'e ait olan develeri Medine'nin dışına çıkarmış. Eşkıyalar basmış orayı. O develeri almak için ve orada Haris'i şehit etmişler. Sallallahu aleyhi ve selleme o haber geldiği zaman Erdin demiş Erdin istediğine kavuştun demiş ve Haris'in imanını ve imanından sonra da en büyük müjde olan o şahadete erişmesini takdir etmiştir. Ümmeti Muhammed böyle yiğitler yetiştirdi. Şahadet dualarının başında olan yiğitler gençler yetiştirdi. Allah'a güvenen, Allah'a itimatı tam olan gençler yetiştirdi. O gençlerin sırtında şu aziz Kur'an 14 asırdır bize kadar geldi ve biz bugün Osmanlı'nın kaynaklarında Beri Saadet diye anılan yani Saadet Kapısı diye anılan şu güzel şehirde eğer onları anlatıyorsak halen onların samimiyetinin bir tezahürü ve işaretidir. Allah'a güvenleri onların öyleydi. Kitaba güvendiler onlar. Allah'ın kitabından bir ayet duydukları zaman Yahu bu nasıl olacak demediler. Bir ayet duydukları anda anında teslimiyet gösterdiler. Anında inandılar. Semihne ve ana işittik ve itaat ettik çizgisini sağladılar. Beni İsrail'in yaptığı gibi semina ve asayna demediler. İşittik ve isyan ettik demediler. İşittik ve isyan ettik demek. Beni İsrail çizgisi işittik ve itaat ettik demek. Ümmeti Muhammed çizgisidir. Bakın kitaba inandıklarına ait bir şey söyleyeyim size. Hicretin üzerinden 18 ay geçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip Yesrib'i Medine kıldıktan sonra Allah o Müslümanları imtihan etmesinin bir işareti olarak Ka'be'ye onların sırtlarını döndürmüş. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e, Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmalarını onlardan istemiştir. Kudüs dediğiniz coğrafya, Beytül Makdis dediğiniz coğrafya Müslümanların ilk kıblesidir. Müslümanlar biliyorsunuz ama bir daha duyurmak için bu kürsüden ben bunu söylemek istiyorum. Mirac'ın yatağıdır o kutsal topraklar ve yine bilin ve yüreğinizde bir dert haline gelsin. Şu anda orayı işgal eden o işgalciler ezanı Muhammediyi oradan silmek istiyorlar, ezanı Muhammedi'nin sesini kısmak istiyorlar, yatan Müslümanları adeta iğnelercesine siz böyle yattıkça daha sizin coğrafyalarınızın birçok yerlerinde ezan susacak derecesine ezanı Muhammediyi susturmaya çalışıyorlar. O ilk kıblemize yönelerek Müslümanlar 18 ay namaz kıldılar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicretin üzerinden 18 ay geçtikten sonra Bera İbni Marur'un evi ki Bera İbni Marur o günlerde vefat etmiş. Oğlu bişir, annesi ümmü bişir Resulullah'ı bir öğle yemeğine ya da bir ikindi yemeğine davet etmişler. Allah Resulü davete icabet etmiş. Vakit namaz vakti olunca da aleyhissalatü vesselam Efendimiz yarıya yakını kadın olan bir cemaatin önüne geçerek Müslümanlara ya öğle ya da ikindi namazını kıldırmaya başlamış. Namaza başladıkları zaman kıblenin yönü Kudüs'tür. Kudüs şuradaysa Kabe bu tarafta. Müslümanlar bu tarafa namaz kılıyorlar. İki rekatı Kudüs'e yönelerek namaz kıldıkları bir anda vahiy geliyor. Bakara suresindeki ilgili ayetler Allah Resulüne artık kıble Kabe diyor. Ve namazın içerisinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz üçüncü rekata kalktığı zaman adım 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 adım, adım Kabe'ye doğru dönüyor arkadaki cemaat de adım 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 Allah Resulü'nü izliyor. Aziz Müslümanlar, aziz kardeşlerim ne olur dikkat edin. Ne olur 18 ay Kudüs'e yönelerek namaz kılmış bu insanlar. Bir vakit daha Kudüs'e yönelerek namaz kıl. Namaz bittikten sonra cemaate dön. De ki onlara ey sahabem, ey Müslümanlar ben namazın içindeyken Allah bana ayet indirdi. Bundan sonraki namazlarımız Kabe'ye yönelerek olacak. Bunu desen ne olur? Bizim dünyamızdan baksanız bir şey olmaz. Ama sahabenin ama Resulullah'ın dünyasından bakarsanız çok şey olur. Anında dönülmeli. Anında o emre icabet edilmeli ve anında o emre icabet ediliyor. Ar asıl bundan sonrası çok daha ilginç ve çok daha önemli. Müslümanlar bu müjdeye şahit olunca oradan Neccar oğullarına yani Mescid-i Nebevi'ye doğru koşmaya başlıyorlar. Her koşan kimi namazda görse Müslümanlar diyor artık kıblemiz Kabe'dir. Müslümanlar bir güven toplumudur. Şüphe yok anında namazda olanlar anında Kabe'ye yöneliyorlar. İslam toplumu güven toplumudur. Allah'a güven ne demek? Resulullah'a güven ne demek? Kitaba güven ne demek? Bunun üzerinden alın ve bu manada asıl bizim yapmamız gerekenlerin ne demek olduklarını böylece öğrenin. Aziz kardeşlerim sizi bir Bedir'e götüreyim. Yavaş yavaş da sözlerimi noktalamaya çalışayım. Hicretin ikinci yılında sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 313 yiğidi ile beraber Medine'den 160 kilometre uzaklıkta olan Bedre doğru gidiyorlar. O 313 yiğidin 74'ü muhacir, geri kalanı ensardır. Ensar muhacirlerin 3 katıdır. Ensar Akabe'de bir söz vermişler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi canları pahasına Medine'de savunacaklar. Akabe'de verilen söz budur. Ensar da o sözü tutmaktadır. Ama şimdi Medine'nin dışındadırlar. Amaç aslında kervanı vurmaktı. Ama kervan kaçıp gitti. Müslümanlar ise karşılarında kendilerinden üç kat büyüklükteki bir orduyla karşı karşıya kaldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kervanın gittiğini Mekke tarafının 950 kişi olduğunu, o 950 kişinin 200 kişisinin süvari olduğunu öğrenince sahabe ile istişare yapmak istedi ve onları karşısına aldı. Ey Müslümanlar dedi biliyorsunuz amacımız kervanı ele geçirmekti ama Ebu Sufyan kervanı kaçırdı elimizden ve biz şimdi koca bir orduyla karşı karşıya kaldık. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Savaşalım mı? Geri mi dönelim? El kalkıyor. Elin sahibi Hazreti Ebu Bekir'dir. Ya Resulallah diyor. Bize sormana bile gerek yok. Ne dersen söz senindir. Yürü desen yürüyeceğiz. Otur desen kal desen kalacağız. Söz senin yol senin. Bize düşen de sen ne dersen onu yerine getirmektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman Hazreti Ebubekir'in sözlerinden hoşlanırdı. O günde de hoşlandı. Ebubekir'in o sözlerinden dolayı Ebubekir'i takdirane cümlelerle andı. Ama bir daha Müslümanlar ne diyorsunuz diye sordu. Söz sırası kimde olur böyle meclislerde? Elbette ki Resulullah'ın solunun adamı olan Ömer'ül Faruk'ta olur. Radiyallahu anhu. Ömerül Faruk kalkıyor ayağa. Onun Faruk kameti var. Onun celal vasfı var. O her zaman öyledir. Bambaşka bir kameti, bambaşka bir duruşu vardır. Bakın ne diyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Ya Resulallah diyor. Niye bize soruyorsun ki? Bizler senin elinde çekilmiş kılıçlarız. İster o kılıcı kullanırsın, ister o kılıcı kınına koyarsın. Sen kılıcı çektin, düşmanla savaşacaksın da biz geri mi duracağız? Sen yürü, biz seninle beraberiz ve bizi nasıl isteyiyorsan öyle kullanacağına ait sana teslim oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan da çok memnun oldu. Ama bir daha sordu. Müslümanlar dedi, ne diyorsunuz, nasıl yapalım? Birisi daha kalktı ayağa, o kalkan... Miktat İbni Amr'dır. O kalkan Allah Resulü'nün süvarisidir. O kalkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi defaatle memnun ve razı eden kahraman bir yiğit, kahraman bir isimdir. Ne diyor dikkat edin Allah aşkına söze dikkat edin. Ya Resulallah biz Beni İsrail gibi olmayacağız. Hani Beni İsrail... Peygamberleri Musa'ya demişlerdi ya ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada bekleyenlerdeniz. Vallahi biz böyle demeyeceğiz yürü ya Resulallah yürü bizi arkanda bulacaksın. Eğer önüne geçirmek istersen önündeyiz sağında yürüyün dersen sağındayız solunda yürü dersen solundayız sen nasıl bizi yürütürsen biz öyle yürüyeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan da çok memnun oluyor. Hatta öyle bir memnun oluyor ki takdir ediyor Miktat İbni Amr'ı. Miktat İbni Amr takdir edilince sahabe de gelip onu tebrik ediyorlar. Sen öyle bir insansın ki öyle güzel şeyler söyledin ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bu meydanda memnun ettin. Bu meydanda memnun ettiğin için biz de seni takdir ediyoruz diyerek teşekkür ettiler. Ama Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dördüncü kez ey Müslümanlar ne diyorsunuz diye sordu. Dördüncü kez sorunca ensarın yiğitlerinden vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sad bin Muaz ayağa kalktı. Ya Resulallah dedi herhalde sen bizi dinlemek istiyorsun. Ben Ensar'ın temsilcisi olarak konuşuyorum. Şu Kızıl Denizi görüyor musun ya Resulallah? Bulundukları yerden Kızıl Deniz gözüküyor. Bize desen ki dalın şu denize. Vallahi bizden bir tek kişi geriye kalmayacak. O denizin içerisine dalı verecek. Yürü ya Resulallah, yürü. Bizi arkanda bulacaksın. Bizi nasıl istiyorsan öyle bulacaksın. Allah seni sevindirene kadar biz her daim senin arkanda yer alacağız ve senin için bu meydanda seni sevindirecek işler yapacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun olacak. Ve Sad bin Muaz'ı da orada hayırla yad edecek. Sad bin Muaz'ın söyledikleri, diğer üç sahabinin söyledikleri, hepsi ümmeti Muhammed'in, güven adına ne olduklarını ne duyduklarını bize gösteren en önemli işaretlerdir. O sad var ya o sad o vefatıyla arşı titreten o büyük insan radıyallahu anhu Bedir meydanında yaptığı bir yiğitlik de şu olacak. Ya Resulallah diyecek Allah bilir savaşın neticesini ne olacağını biz bilemiyoruz. Ama görünen o ki düşman güçlü biz ise zayıfız. Senin çadırını şöyle gerilerde bir yere koyalım. Sen savaşı seyret. Baktın ki biz yenilmek üzereyiz. Bin atına ve Medine'ye git. Vallahi oradaki kardeşlerimiz bizden daha fazla seni koruyacaklar. Güven bu işte güven. Kendisi gelmiş kardeşi gelmemiş diye dedikodu yapmıyor. Kendisi gelmiş bir iş yapmış diye yapmayanlara burun kıvırmıyor. Yaptığı iş budur, mümin olarak güven duyuyor ve güven veriyor. Ya Rasulallah sen git, geride kalanlar bizden daha fazla sana sahip çıkacaklar, diyor. Allah Rasulü'nün mübarek ellerindeki insanlar böyleydiler. Aziz Müslümanlar, vallahi yol, Ashab-ı Kiram Efendilerimizin bize miras bıraktıkları bu yolu takip etme yoludur. Bundan başka da bir yol, Bundan başka da bir kurtuluş yoktur. Bu hayat gelip geçecek. Şu anda burada yaşı genç olan kardeşlerimiz bile aradan bir müddet geçtikleri zaman saçlarına ak düştüklerini görecekler. Bugün abi, abla, baba, dede, amca dedikleri yarın onlara da denilecek. Çünkü ömür Böyle bir sermaye ve güneşin altında eriyen buz gibi elimizden gidip gidiyor. Allah aşkına müminler, Müslümanlar. Şereflice bir hayat ve şereflice bir ölüm mü? Yoksa şerefsizce bir hayat ve şerefsizce bir ölüm mü? Müslümanın talip olacağı hayat şereflice bir hayattır. Öyle bir hayata talip olmalı. Öyleyse eğer o hayat en şerefliler olan sahabenin yaşadığı hayattır. Bu aciz kardeşiniz de sizi o hayata davet ediyor. Diyor ki: 14 asır sonra İslam toplumunun içinde Müslümanlar arasında güvensizliğin en üst düzeyde yaşandığı şu zeminde gelin daha fazla bu meydanı boş bırakmayalım. Gelin daha fazla bu manada Müslümanlardan insanlığın ve başka Müslümanların ümit kesmelerini kesmelerine vesile olmayalım. İslam'dan değil Müslümanlardan ümit kesiyor dünya. Çünkü şu anki Müslümanlar o Müslümanlar değil öyle olmadığı için istenilen şey ortada yok. Ben de diyorum ki gelin öyle bir hayat ortaya koyalım. Müminiz Rabbimize güvenelim kitabımıza güvenelim, Allah Resulüne güvenelim, sahabeye güvenelim, birbirimize güvenelim. O güven zemini, muhabbet meltemini aramızda yaydırsın, aramızda o muhabbet meltemi essin, o esen meltemde inşallah bizi İslam cemaati, İslam toplumu, Kur'an cemaati olma özelliğine taşımış olsun. Mevla o günlere bizleri vardırsın daha fazla bizi bu zillete mahkum etmesin ve bir an önce o güzel özlediğimiz günlere eriştirmiş olsun. Şu güzel mescitte, camide, şu güzel kürsüde bu kadar güzel cemaati bulmuşum ben. İçinizden bir salihin amin demedişine inşallah Rabbimiz icabet edecektir. Arzum o, isteğim o, temennim o. Onun içinde sözümün sonunu sizlerin gönülden diyeceğiniz aminlere bağlayarak bir dua ile sonlandırmak istiyorum. Şöyle o güzel gür sedanızla şu duvarlar da yarın ahirette size bize şahit olsun. Bizde her şeyin bir canı vardır. Şu üstünde oturduğumuz kürsü de canlıdır. Şu altında durduğumuz kubbe de canlıdır. Ve bunlar yarın bizlerin imanlarına inşallah şehadet edecekler. O imanlarımızın işareti olsun diye... Hepinizi bir teşrik tekbirine şu güzel günlerde şu güzel zeminde davet ediyorum. Gür bir seda ile buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu ekber. Allahu ekber ve hamd. Daha gür Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا إلى حق وإلى طريق مستقيم. وافنا يا كريم. وافنا يا حليم. واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين. ويا أرحم الراحمين. Allah'ım şu güzel camide, şu güzel vakitte, şu güzel mevsimde senin kulların olarak ellerimizi açtık. Ya Rabbi sen bizleri affına mazhar eyle. Allah'ım bizleri affına mazhar kıl. Allah'ım affımızı, beratımızı senden alabileceğimiz, sağ elimden sağ elimizden alabileceğimiz bahtiyarlığa bizleri eriştir. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Güvensizliğin yayıldığı bir zaman diliminde senin peygamberinin bize söylediği, gösterdiği bir şekliyle güven dersi almaya çalıştık. Allah'ım sen istifademizi daha da ziyadeleştir. O peygamberin mübarek ellerinde yetişen sahabeni kendimize örnek ve model edinme adına bir iddiamız var. Allah'ım sen bu iddianın altında bizleri bırakma. Hayatımızın sonuna kadar bizleri sadıkların sıddıkların salihlerin yollarından ayırma nimet verdiklerin kimse adımlarımızı nimet verdiklerinin yollarına iliştir ya Rabbi dalalete sapanların yollarına bizleri düşürme Allah'ım gazaba uğrayanların yoluna bizleri düşürme Allah'ım hidayet elçilerinin yolundan bizleri ayırma Allah'ım Kur'an'ın yolundan bizleri ayırma Allah'ım sünnetin yolundan bizleri ayırma Allah'ım Bizleri salihlerle beraber eyle Allah'ım. Salihlerle beraber kıl Allah'ım. Salihlerin içinde de bizlerin bedenlerini, ruhlarını al Allah'ım. Senin peygamberinin dediği gibi diyoruz. Ya Rabbi, emanetini kabz edeceğin ana kadar bizi emanetinde emin kıl ya Rabbi. Emanetine sahip çıkanlardan eyle Allah'ım. Emanete ihanet edenlerden eyleme Allah'ım. Emanetine sırt dönenlerden eyleme Allah'ım. Bize emaneti hakkıyla temsil noktasında liyakat, ehliyet, emanet ver Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu güzel belde Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden 92 yıl önce ezanı ı Muhammediye'ye kavuşmuş bir beldedir. Allah'ım bu güzel belde adıyla değeri saadettir, saadet kapısıdır. Ama gel gör ki şimdi camileri boş, minareleri, minareleri mahzun, Müslümanları az. Sen bu topraklara imanın nurunu daha fazla taşıt Allah'ım. İmansız bir tek insan bu topraklarda bırakma Allah'ım. Her eve, her haneye Allah'ın kitabının girmesi için Bizleri memur kıl Allah'ım. Eğer şu topraklardan birisi imansız olarak gidecekse, imansız olarak senin huzuruna gelecekse, onun ızdırabını yüreğimizde duyabilecek kadar bizi tebliğ sevdalısı yap Allah'ım. Musab'ın aşkını kaybettiğimiz için imansız olarak ölenler yüreklerimizi dağılamıyor. Allah'ım sen imansız olarak ölenlerin sıkıntılarını, acılarını yüreklerimizde duyabilecek kadar bize iman nasip eyle. Nasıl ki Musab'ın bu manada bir aşkı ve sevdası vardıysa bizlere de o aşkı, o sevdayı kazandır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin güvensiz bir ortamda yaşıyoruz. Sadakat Ebu Bekir'ce içimizde temsil edilemiyor. Adalet öldü zaten Ömer öldüğü günden beri. Ömer öldüğü gün adaleti de biz gömdük. O adalete Ömerce biz sahip çıkamadık, temsil edemedik. Hayasız bir çağda yaşıyoruz ve içimizde Osman gibi hayayı temsil edenler yok. Cehalet çağında yaşıyoruz. Ali gibi ilim kahramanları yok. Ya Rabbi sen şu cemaatin içinden, şu anda şu duaya amin diyen kardeşlerimizin içinden... Ebu Bekir'ce sadakati temsil edenleri çıkar Ya Rabbi. Ömer'ce adaleti temsil edenleri çıkar Ya Rabbi. Hayayı Osman'ca temsil eden savunanların sayılarını çoğalt Ya Rabbi. İlmi alice savunanları çoğalt Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Veya Ekremel Ekremin Dünyanın dört bir tarafında şu anda Müslümanlar sıkıntılar içerisinde. Nereye gidersen gözyaşı var, ve orada Müslüman var. Kuzeyde öyle, güneyde öyle, doğuda öyle, batıda öyle. Ya Rabbi sen katından bizlere merhamet eyle. Zalimleri daha fazla sevindirme Allah'ım. Mazlumları daha fazla ağlatma Allah'ım. Mazlumların yüreklerini daha fazla yakma Allah'ım. Sen biraz önce, bir an önce bizlere izzet elbisesi giydir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Sen vaat ettin biz de iman ettik. Eğer dinime yardım ederseniz ben de size yardım ederim diyorsun. Biz dinine tam anlamıyla yardım edemediğimiz için senden yardım göremiyoruz. Allah'ın yardımı mazlumun kıvamına bağlıdır. Biz mazlumlar olarak istediğin kıvamda değiliz ya Rabbi. Ne olur bir an önce bizi o kıvama eriştir. Bir an önce o kıvama eriştir Allah'ım. Bir an önce o kıvama eriştir Allah'ım. Sen Kudüs'ümüzü daha fazla mahzun bırakma Allah'ım. O güzel coğrafyayı, mescid Aksa'yı bir an önce özgür cezanın çağladığı o güzel günlere eriştir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Vaya Ekrem Ekrem'in, Şam'ın her tarafında feryat sesleri var. Halep yüreğimizi dağılıyor. Hama, Humuz, her taraf gözyaşı içerisinde. Allah'ın mazlumları daha fazla ağlatma. Zalimleri daha fazla sevindirme. Senin katından görünen görünmeyen orduların var. Sadece adamların bizler değiliz. Allah'ım katından sen bizlere yardım eyle. Bir an önce ağlayan coğrafyalarımızı güldür Allah'ım. Bir an önce bizlere o kaybettiğimiz izzeti erdir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin şu memleket şu anda... Müslümanların ümmeti Muhammed'in umudu olmuş. Son ocağı da söndürme Allah'ım. Üzerimizdeki kara bulutları dağıt Allah'ım. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Münafıklara fırsat verme Allah'ım. Günahkarlara fırsat verme Allah'ım. Kapalı kapılar ardında kendi menfaati için bu ümmetin, bu milletin Selametini yok etmeye çalışanlara Fırsat verme Allah'ım Bizi birbirimize sevdir Allah'ım Bir binanın tuğlaları gibi Saf bağlayarak Senin yolunda cihad edebilmeyi Bizlere nasip eyle Allah'ım Ya Rabbel Alemin Veya Ekremel Ekremin Şu güzel coğrafyayı sonuna kadar Müslümanların umudu kıl Allah'ım Bizleri de o umudu Daha da ileriye taşıma adına Kullan Allah'ım Herkes bir kapının adamı olsun. Biz senin kapının adamı olalım. Bizi başka bir kapıda dile dolaştırma Allah'ım. Başka kapılarda bizi kullandırma Allah'ım. Son nefesimize kadar senin dinin için gayret etmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Günahlarımızı affeyle, dualarımızı kabul eyle ve bir an önce eksiklerimize rağmen İslam toplumunu, şu toplumu bir güven toplumu, bir Kur'an toplumu haline getir Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.